Maç raporundan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. TV 8.5 ekranlarında Evren Turhan ve Altan Tanrı ile birlikte karşınızdayız. Süper Lig'de 14. haftada gerçekten çok hareketli bir cumartesi günü oldu. Artık tabii pazar gününe geçtik ama cumartesi günü seansını konuşacağız. Evren Turhan, Altan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bir toplu sonuçları ekranlara getirelim. Fenerbahçe Giresunspor'a karşı evinde 1-0 öne geçtiği maçta bir kişi de eksildiği mücadelede 2-1 sağdan yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, Medipol Başakşehir'i ligin en e, güçlü savunma hattına sahip ve Avrupa kupalarında da bu savunma istikrarını aslında birçok maçta ortaya koymuş Başakşehir'i 7-0 gibi tarihi bir skorla geçmeyi başardı. E, Sivas Spor'da bugün Ümraniye Spor'la 2-2 berabere kalmıştı. Haftayı Alanya, Adana Demirspor ve Ankara Gücü Trabzonspor maçlarıyla açmıştık 0-0 ve 1-1'lik sonuçlarla Cumartesi günü oynanan 3 maçta alınan sonuçlarda bu şekilde üzerinde konuşacağımız çok fazla konu ve detay var. Hemen Fenerbahçe'nin evinde aldığı 2-1'lik Giresunspor yenilgisiyle startı verelim. Önce günün ilk maçına dönelim. Altan abi Spor maçında da bir kişi eksildi Fenerbahçe. Hemen ardından bir penaltı pozisyonu ve Ener Valencia'nın golü ve Açıkçası bir kişi eksildikten sonra çok uzunca bir süre vardı maçın bitmesine ve Fenerbahçe 11 10u sanki o maçta daha da iyi oynadı. Çok kompakt kaldı. Sivaspor'a neredeyse net bir gol pozisyonu şansı vermeden skoru tutarak maçı bitirmeyi başarmıştı. Bu maçta da 40'ta eksildi Fenerbahçe ama bu kez senaryo Sivaspor maçındaki gibi olmadı. Lig enteresan bir süreç. Yani her maçın ayrı bir hikayesi var. Her maçta yaşananlar, Bireysel hatalar, kırmızı kartlar, rakibin kalecisinin iyi olması veya senin defansının iyi olması etken. Bu etkenlik içerisinde birazdan sevgili Evren sözü alacak. 7-0 mutlu Fenerbahçeli rüzgüm Rüzgün ama lig lideri Fenerbahçe. Evet Fenerbahçe lider. Tabi Evren Turan Fenerbahçe'nin Giresunspor Spor ilgisine dair e, sizin de ilk cümlelerinizi alalım. Zira e, bir noktada Fenerbahçe bu maça kadar sadece bir beraberlik ve e, hani önceki maçlarda yakaladığı ritmi de göz önüne aldığımızda Dünya Kupası arası öncesi Fenerbahçe'nin bir kez daha bakıyorum. 8 maçta 7 galibiyet bir beraberlikle istim üstünde sadece Beşiktaş derbisi beraberliği bu süreçte ve açıkçası herkes hanesine artı 3'ü Fenerbahçe'nin bu maça yazarak puan tabelası hesaplarını yapmıştı. Hani bu anlamda hele ki Sivasspor gibi dişli bir rakibe karşı bir kişi eksilmesine rağmen kendi evinde 3 puanla ayrılınca Fenerbahçe bu maçta hiç kimse öne geçtiği bir maçı kaybetmesini beklemiyordu. Ya Futbolda var tabii bu sonuçlar. Var. Yani 10 kişi Fenerbahçe-Sivas karşısında kazandı. Bu, bugün de kazanabilirdi. Yani Belki orada o golü yemeseler, bireysel bir hata çünkü. Jesus'un aslında kafasındaki istedikleri bir şekilde oluşuyordu. Değişikleri de yaptı. Yine 11-11 oynuyormuş gibi o değişikleri de yaptı ama ben burada öncelikle Hakan Kireç'i kutluyorum. Hem eski takım arkadaşım hem gerçekten Giresun'da çok iyi işler yapıyor. Yani o kısıtlı kadroda, o bütçelerde hem geçen sene hem bu sene hem Galatasaray'ı yendi hem Fenerbahçe'yi yendi. Geçen sene de Beşiktaş'ı Beşiktaş 4-0 yani. yendi. Burada iki flash takımı, iki güçlü takımı, müthiş oyuncular olan takımı ikisini de gelip burada bir Anadolu takımı olarak yani yenmek kolay değil artık. Yani çünkü Giresun'daki maçta da Beşiktaş'ı yani çok ama son saniye şeyi santimetrelerle var. bir offside pozisyonuyla elinden kaçırdı aslında. Ya bence o da goldü ama hani ver, o da öyle oldu ve kaybetti. Ama oyun olarak gerçekten ee, bırakmadılar maçı. Sainz diye bir oyuncu var işte. İspanya'dan almışlar. Borja Sainz, İspanya'dan gerçekten geldi. Gerçekten oyuncu. Sadece bir oyuncu için değil savunma anlamında da takım savunması anlamında da iyi işler yaptılar. Yani hadlerini bilerek oynadılar. Bu çok önemli bir şey. Çünkü Fenerbahçe ben normalde hiçbir Anadolu takımı yani bir Konya'ya yenildi belki ama kolay kolay Fenerbahçe kimse yenemez normalde. Anadolu takımları olarak. O görüntüsü var çünkü. Tabii ki çok maç oynadı Fenerbahçe. İster istemez oyuncularla yorgunluk da olabilir mental olarak. Bunlar doğaldır. Fenerbahçe bugün kaybetti ama Fenerbahçeliler çok üzgün değil. Geçmiş senelerde olsa mesela çok tepkiler olabilirdi şimdi biraz daha farklı. Niye? Takım her hafta iyi oynuyor. Jesus'a bir güven var. Kazanıyor. Ligde şu an lidersin. E onun için çok bence çok önemli şey. Kayıp değil. Ama Galatasaray'ın bugün oraya geleceğiz birazdan. Başakşehir 7-0 yenmesi biraz mental anlamda, psikolojik anlamda biraz Galatasaray'ı daha ön plana çıkardı şimdi. O ayrı bir konu ama sonuçta kaybedilen bir 3 puan daha çok maç var. Bu araya baktığında Dünya Kupası arası var. Daha sonra maçlar var. Fenerbahçe yine avantajını koruyor. Ama lig dediğim gibi bu ligde artık her şey olabilir Hani şöyle bir şey de kartlar yeniden dağıtıldı diyoruz ya Belki bir daha hani dağıtılacak ama Şu anki bakış açısına baktığımızda Galatasaray iyi bir rüzgar aldı Yani bir yerde patlayacaktı skorlar olarak ama bu 7-0 ciddi bir skor çünkü Ama genel oyuna baktığımda Fenerbahçe maçı kopartabilir miydi? Daha önce hani 1-0'dan sonra 2-0 veya daha farklı bir daha çok pozisyon üretebilir miydi? Bu maç onu çok fazla bulamadı. Yani e, orada üretkenlikte biraz sıkıntılar çekti. E, yaptığı değişiklerde oyuncular çok fazla e, orada tepki veremediler. Kolay değil 10 kişi oynamak. E, Pedro çok kaliteli bir oyuncu. Ben Calgary'den aldıklarında e, müthiş bir oyuncu aldılar. Çünkü İtalya Ligi'ni çok iyi biliyor tecrübeli ama bir türlü Fenerbahçe'de o istenilen o diğer oyuncular gibi hani 17-18 oyuncuyla oynuyor ya Fenerbahçe. Orada Pedro'dan halen o şeyi e, Fenerbahçe'den randımanı alamadı. Yani çok kaliteli bir oyuncu. Bugün de atılması onun adına şanssızlıktı. Evet maçta tabii önemli anlar var. Serdar Aziz'in yaptığı iki tane bireysel hata var. Borja Sainz 21 yaşında Saragossa'dan geldi. Galatasaray maçında da golü atmıştı. Ön tarafta topa çok iyi yön veren, özellikle hücumu şekillendirme açısından top ayağına geldiği zaman en doğru kararları, doğru tercihleri yapan Giresunsporlu oyuncu olarak dikkat çekti ama Serdar Aziz'in de belki iki tane bireysel hatası olmasa bu pozisyonlar ortaya çıkmayacaktı. Altan abi çok iyi bir sezon geçiriyor aslında Serdar Aziz. Herhalde bazen böyle günleri olabiliyor savunmacıların. Nasıl değerlendiriyorsun Serdar Aziz özelinde? Her oyuncunun olduğu gibi Serdar'ın da oluyor. Yani baktığın zaman Trabzonspor'lu Bartra'da iyi başladı sonra hatalar yaptı. Diğer takımların da var. Saiz çok önemli bir oyuncu Wolverhampton'dan geldi. Ee, ve hataları oldu. Galatasaray savunması. Abdülkerim'in geri pasını yakalayıp Giresun Spor bir evet. sıfır yenmişti. Yani iyi kovalıyor oyuncu Sainz. Ee, hiç o kovalanmayacak bir yer aslında. Oradan rahat bir geri pas yapılıyor. Belki de hissetti. Serdar'a baskı yapayım. Belki arkadan gelen arkadaşım onu alır diye. Doğru bir baskı. Gole attı. Hiç beklem yani. Üçüncü bir pozisyonları yok ikinci yarıda. Bir tane ilk yarıda Sergio'nun karşı karşıya evet. çıkarttı. Yalnız başka bir açıdan bakmak lazım. Şimdi bak 2-1 bitti maç. İki birlik bir yenilgi herhalde %99 bahisçileri yatırmıştır. Manchester City bugün Brentford'a yenildi. Kendi sahasında Manchester City yenildi. Yani e, Avrupa'da en büyük şoku yaratan takım olmuştur. Hatırlarsan geçen sene Real Madrid şampiyonlar ligi şampiyonu olurken daha ilk maçında Barnebo'da kendi sahasında Şerif Traspol gibi bir takıma 2-1 yenildi. Bu türlü yenilgilerin neden olduğunu iyi değerlendirirsen senin için bir derstir. İyi değerlendirirsen. Tam olarak nedenini anlamazsan senin için bir tehlikedir. Jesus'un maç sonrası soyunma odasını tamamen kapayıp oyuncularını bitirdik şeyi, bu bölümü. Dünya Kupası başlayacak, hepinize teşekkür ederim demesi bence ders aldığını gösteriyor. Oyunculara bağırıp çağırmamış. Bir sinirli yok. Pedro'ya, geçen hafta Batçoa'yı gösterdiğini gibi hatırlı. Daha agresif sinirliydi. Sakin. Neden? Hata yaptığını biliyor. Çünkü bu ligin çok üstünde bir isim var ve ben ben Fenerbahçe tarihinde ki bazı önemli isimlerle tanışma şansım oldu. Bazılarının elinden kahve içtim. Can Bartu gibi. Bana espresso yapmıştı. Bazıları, Oğuz Çetin mesela benim nikah şahidimdir. Baya yakınımdır. Fenerbahçe on numarası değerlidir. Bir başkan bir on numarayı kolay kolay birine vermez. Ve onu vermesini de isteyen camia. O çocuk, Giresun Spor maçı mı o çocuk için daha zor, Dinamo Kiev maçı mı? Dinamo Kiev maçı. İçinden geçti Dinamo Kiev'in ya. <laughs> Bütün Avrupa konuştu ve bir daha oynamıyor. Niye oynamadığını anlamadık. Yani bugün Rıza Çalınbay'a sor, Hakan Kereş'e sor... 3 tane oyuncu oynamasın dediği birinci oyuncu Arda Güler olur. İstemez yani. Fenerbahçe'nin e, bir kadrosunu evet. da rica ederim sevgili yalkın. Hazır Altan abi Arda Güler tercihini sorgularken Jorge Jesus'un hangi 11 ile başladı? İşte e, kadroda ekranlarda e, Altan evet. abi. Yani e, baktığımız zaman kadroya e, bu tercihleri sahaya sürdü. Ve e, Arda 87'de Arao'nun yerine oyuna girdi. Yani e, aslında rotasyon çok yapan bir isim Jorge Jesus. Ama açıkçası biz de Arda Güler oyuna girerken yani bir kişi de eksilmişti Fenerbahçe. Gerçi farklı bir dinamiğe oturdu maç ama yani Arda Güler'in biraz daha bu sezon fazla forma şansı bulmasını e, bekliyorduk. Jorge Jesus'u eleştirmiyoruz ama şöyle diyoruz. Şaşırdığımız noktalardan birisi. Hani... Bir şey mi var? Yani hayır, bir... Dokunulmaz mı? Yok dokunulmaz değil. Sonuçta bir skor şey, istikrarı çakar, var. şey Onunla mı donuşuyor? <laughs> <donatıyor? gülüyor> hayır, hayır Korkma korkma eleştir bir şey. Yok şundan ama. dolayı. Şimdi takım oyun istikrarı yakaladı. Her <laughs> maçta belirli bir tempoyla galibiyet serisi yakaladı. Takım bazı dinamikleri oturdu. Şaşırdığımız nokta geçen sene artık iyiden iyiye kendini gösteren Arda Güler'in bu yapıya biraz geç mi acaba monte edildiği şeklinde bazı soru işaretlerimiz vardı. Sen o konuya geldiğin için ben de bunu vurgulamak istedim. Bak şimdi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gene çok uzun zamandır Fenerbahçe teknik direktörlerini ve üç büyüklerin, dört büyüklerin teknik direktörlerini gözlemlerim. Çoğunla da e, bayağı aram vardır. Gözlemlediğim kadarıyla çok saygı duyulacak yönleri var. Jorge Jesus. Acayip. Yani Fenerbahçe baştan yaratmaya çalışıyor. Hedeflerine koştu. UEFA Avrupa Ligi'nde iki tane 2-0-3-0'ı geri çevirip bir Fransa Lig üçüncüsüne karşı yapmak. Hem geçen senenin dördüncüsü Ren, bu sene de üçüncü. Çok iyi gidiyor. Onlara karşı ayağa kaldırmak takımı kolay değil. Ligde bu bölümü lider kapatmak kolay değil. Üç tane yenilgi almışın, üçünde de on kişi kalmışın anlaşılabilir sonuçlar. Hepsini kabul ediyorum. Ama bir şey var. Jorge Jesus'un 11'i sahaya çıkarken Jorge Jesus da ne olacağını bilmiyor. Bunu hep söyledim. Burada da söyledim. Arsenal bu sezon bütün maçlarda en son bir sıfır galipti. O de golüyle ne oldu bilmiyorum. E ee, 8 2 0, -0 kazandı. 2-0. 8 tane oyuncu her maçta oynamış. E Real Madrid'i biliyoruz Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken her maçta oynayan o kadar kemik oyuncular var ki rotasyona sokmuyor. Ha kupa maçında dinlendir. Yani kendi kupalarında dinlendiriyorlar. Buradaki maç ne olmalı biliyor musun? Fenerbahçe oyun kurmuyor. Şimdi bunu belki de ilk kez Türkiye'de ben söylüyorum. Fenerbahçe oyun kurarak oynamıyor. Fenerbahçe harakiri futbolu oynuyor. Fenerbahçe çok hızlı oynuyor maçlarını. Kontrol almıyor. Kon Mesela Kevin De Bruyne tarzı bir oyuncu Fenerbahçe'ye gelse şaşırır. Ne oluyor der. Birinin oyun liderliğini alması. Onda top, bunda Ferdi alıyor. 7 oyuncuyu geçiyor. Osay hızlı, Valencia hızlı. Miguel Crespo da şey yapıyor. Bak bugünkü maçı gör. Fenerbahçe'nin topu dolaştırarak organize atağa ne kadar? Şimdi bu bence Jorge Jesus'un çok istediği bir oyun tarzı değil. Ama Jorge Jesus bir takım oyuncular ve düzeni kullanarak kolay değildir. Hem Avrupa hem ligde lidersin. Mesela istediğimiz kadar eleştirelim, istediğimiz kadar Arda'yı oynatmasın. Eğer şampiyon olursa hep beraber diyeceğiz ki bu adam çok başarılı. Ama ben hafiften ara sıra dinleyenler de bilir. Yavaş yavaş şey söyledim. Yani biraz kadro istikrar da lazım. Bu Arda gibi adam yok elinde. Ya elinde yok bu adam. <laughs> Niye Kore'ye derle spor 100 yılda bir gelir demiş. Niye İtalyanlar böyle bir manşet atıyor? Onun oyun tarzını görüyorlar. Adam havaya bakarken bacak arası yapıyor Kiev'le oyuncuya ya. Slavya Prakların içinden geçti geçen sene. Bak Slavya Prak, Kiev, Larnaka yani bu oyuncularla fizik gücü olarak dalga geçen 17 yaşında bir şey var elinde, beyin var. Bu beyinden yararlan. Valencia'da mutlu olur. Ha Pedro konusuna geldi. Ben yanıldım zannetmiştim Pedro konusunda. Şimdi aynıyım. Pedro bir kere Kalkiler bence İtalya Serie A'nın yani, Sivas Sporu, Malatya Sporu, Kayseri Sporu. O söylüyor. Düştüler zaten Serie O takımda çok iyi oynasan ne olacak? Çok çok iyi oynasan. Yani buraya gelip burada oynaman lazım. Bak Batruay'ı, Valencia mücadele ediyorlar. Rossi kabul ama Pedro geldiğinden beri bir tane gol attı. Bir maç oynadı. Beşiktaş maçı ilk 11. Pedro'nun bir tane akılda kalan şeyi var. Valencia attı derin pas ya. O kadar çok oyuncu geldi ki Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe kalitesini aşağı düşürüyor. Ama sen Arda'yı koy Pedro'nun yerine. Valencia'yı önüne koy. Batuşa'yı koy. Arda'yı kesme. Önce Arda'yı koy. Arda on numara. On numara kesilmez. On numara. Fenerbahçe'de kesilmez. Ben bunu bilirim bunu söylerim. Neden? Değerlidir. Yani bu Fenerbahçe forması, Fenerbahçe gelenekleri on numarayı bu kadar küçültmez. Jorge Jesus'un işine hiç karışmıyor başkan. Bu gözüküyor. Bravo iyi de yapıyor. Ben bunu söylemişim. Başka söylemiş önemlidir. Ama skorları ben almıyorum ki. Jorge Jesus alıyor. Alkışlar da onu eleştiriler de onu. Öyle değil mi? Ya. Yani şu anda sor bak. Bütün teknik direktörlere. Fenerbahçe'den bir tane oyuncu transfer etseniz kimi istersiniz? Avrupa'daki takımlar dahil. Paris Sadece Arda derler. Ya bu kadar istenen bir adam. Sen niye oynatmıyorsun? Galipken oyna yani yenikken ya da galipken oyuna sokma. Onunla öne geç. Arda'yı kendi onun yap. Takımı yükselt. Çünkü bu çocuk türbinleri yükseltiyor. Hala anlamadın. Ya da anladın biraz inat ediyorsun. Keçi inadı var. Türbinler Arda ile yükseliyor. Bunu anlamıyor. Bunu görmesi lazım. Adam kreatif bir oyuncu falan değil. Adam takımı ileri taşıyor. Farklı bir çocuk. İtalyanların manşet yaptığı kaç Türk var? Ömer Faruk Beyazı mı yaptılar? Ferdi mi yaptılar? Bu başka bir çocuk. Bunu sadece ben söylemiyorum. Bak Evren iyi bir on numaraydı. Yani ben İzmitliyim. O da Kocaeli Spor'da oynadı ve çok gurur yaşattı Kocaeli Spor'lara. Galatasaray'da da oynadı ama oyuncu oyuncuyu iyi anlar. Yani bak Arda'yla'nın varlığı ve yokluğuyla bir Fenerbahçe'yi Evren de çok iyi anlar. Hoca hep şunu üzerinden açıkladı Evren abi. Pas sana atmadan belirteyim. Fiziksel olarak gelişmesi lazım. Fiziksel olarak henüz istediğimiz seviyede değil. Gelişime açık, yeteneklerinin farkındayım ama fiziksel vurgusunu çok yaptı hoca. E Tabii oynadıkça oyuncu gelişecek. Şimdi bak fiziksel olarak gelişebilmesi için oynaması lazım. Yani kondisyon olarak da, şimdi belli bir zaten boyu yapısı var. Kısa artık o daha fazla uzamaz. Ama fizik olarak kondisyon olarak gelişmesi için de çok maç oynaması lazım. Burada çok oyuncuya şans verdiği için Arda bu sürece baktığında en az süre alan oyunculardan bir tanesi. Bakayım ben. Kaç e, oyunun kilidini için. çözmede Oyun zekası çok yüksek bir oyuncu. Yani 10 numara, Altan şimdi belki 10 numara, yani 10 numara olarak mı söyledi? Yani numara olarak mı on numara değerli? Evet, çok değerlidir. Ama oyun tarzındaki Arda'yı kullanış şekli çok önemli. Yani Arda kenardan da geliyor. Ee, işte o Huni'nin içerisinde, ceza sahasının yakın bölümlerde de oluyor. O maça katkısı çok önemli. Geriden de top alıp oyun kurabiliyor. Burada mesela maçın 10 e, kişi kalmış ve son 5 dakika. Yani o tip oyuncu belki bir duran top olur. Öyle düşündü. Ama bazı teknik adamı tercihleri belirler geleceğini, başarısını. Jesus bugüne kadar belki skorlardan çok kazandığı için devamlı birkaç şey çok fazla konuşmadık ama yavaş yavaş işler kötü giderse veya işte bir maç kaybedersen Altan'ın dediği gibi ardayı o süreyi daha fazla vermek lazım. Şimdi Kiev maçı muhteşem oynamış. Ondan sonra bir daha oynatabilirsin. Mesela belli oyuncular oynuyor devamlı. O da öyle bir oyuncu yani onu demek istiyorum. Evren abi rakamları vereyim öyle devam et istersen. Ligde şu ana kadar sadece 37 dakika oynamış Arda Güler. 5 maç, 2 gol, 37 dakika. Ama Avrupa Ligi'nde 3 maç ilk 11, işte 7 maç oynamış. 1 gol, 1 asist, 258 dakika. Yani hoca ligde Arda Güler'i oynatmıyor. Avrupa kulvarında daha çok oynatmış. Peki ben de sana bir istatistik vereyim. Arda'nın oynadığı lig maçlarında Fenerbahçe ilk defa yenilgi aldı. Evet. Yani o da çocuğuz 15 dakika falan. dakikada zaten fazla, çok fazla bir şey yapamaz. Belki hani orada bir frikik olur. Bir şey olur. Süreleri olur. söyleyeyim mi maç başına? Kasımpaşa maçı 22 dakika. Ondan sonra 1 dakika Kayseri Spor, 9 dakika Alanya Spor, 1 dakika Ankara Gücü, 4 dakika bu maç. Ama e, aldığı dakikalarda süreler ligdeki maçlara bak hepsi maçların çoğu koptuğu anlarda. E tabii şey, işte zaten hep sonradan oynadı. Yani ilk, ilk defa bir başladığı yok. İlk defa burada mesela mağlup durumdayken oyun aldı değil mi? 2 de durum orada. Yani Kasımpaşa maçı dışında 10 dakika yok sahada kaldı Arda'nın ligde Avrupa'da süre verdi hoca. Mesela Emre Mor da çok getirdi milli takıma da seçildi ama mesela son 2-3 maça bakıyorum Emre Mor'da daha çok şans veriyor ona baktığında. Yani onu orada daha çok zorluyor. O Emre Mor'dan onu çok fazla göremiyorum. Yani Arda belki burada Altan ondan katılıyorum. Yani Arda'ya orada daha çok şans vermesi lazım. Hatta dediği gibi direkt de başlatabilir. Artık o seviyeye geldi. 17 yaşında oyuncu artık Avrupa'da her yerde oynuyor çünkü Arda'da da o şey var, o mantalite var, o ağırlık var, o duruş var. E zaten Allah yeteneği vermiş, onu konuşmaya artık gerek yok. Yani onun için oyuncunun hazırlanışında da artık oyuncu da istiyor. Ben oynayabilirim kendini çünkü ispat et. Avrupa maçında oynuyorsun, o tempo içerisinde gol attığı için değil. Savunma yönünde de defansa da geldi, toplarda kaptı. Artık oyunu da gelişiyor. E nasıl gelişecek oyuncu? Oynadıkça gelişecek eksikleri. Serdar Aziz'e ilgili yorumun ne? Evren? Serdar Aziz bireysel hata yaptı. Şimdi Serdar Aziz gerçekten son haftalarda iyi oynuyor. Zaten yürekli bir oyuncu. Belli bir kapasitesi var. Hı hı. Ama birebir kaldığı pozisyonlarda geriye atıldan top da orada öyle dönüş yapamazsın. Yani orada fizik olarak zaten oradan öyle kalen kalecine doğru dönük ve buraya doğru dönüş yapma şansın yok. Yani orada geri pası vereceksin. Bitireceksin işi. Hiç. hiç riske girmeyeceksin ya kayarsın ya düşersin. Şimdi dünyanın en iyi stoperleri bile öyle dönüş yapmıyor. Serdar orada hatalı. İlk gol dedi hani kafayı vurdu falan ama o biraz daha net değil. Yani sonuçta ona bir dönen topu olabilirdi orada. Başkası olabilir başka bir oyuncu. Ama son bölümde Serdar gibi oyuncunun hatayı yapmaması lazımdı. Yani çünkü oyun içerisinde çok garanti oynayan, işte hava topları iyi alıp basit oynayan bir oyuncu. Orada o riske girmemeliydi. Yani burada Fenerbahçe en kötü yine berabere kalacaktı. Bireysel hatadan kaybetti yani maç. Burada oyuncuların da buna dikkat etmesi lazım. Yani Jesus'a burada e, niye hani şurada şunu yaptın da fazla diyemiyorum. Çünkü burada oyuncuların da hatası vardı bugün. ya maçı kaybedilmesinde. Yani çoğunluk daha çok oyuncularda. Çünkü o hata olmasa o maç en kötü berabere bitecekti. Evet Joao Pedro önce Sivas Spor maçında Batu Şahay'ı, Giresun Spor maçında Joao Pedro iki forvet oyuncusunun çift sarıdan kırmızı kart görmesi üst üste çok rastladığımız bir durum değil Fenerbahçe adına. Hakemin e, performansını nasıl değerlendiriyorsunuz Arda kardeşlerin özellikle e, Jorge Jesus'un da e, yönetimle ilgili bazı hakem yönetimiyle ilgili bazı serzenişleri oldu. E, genel hatlarıyla Arda kardeşlerin bugünkü Maç performansı, Serdar Aziz'in özellikle son pozisyonda bir penaltı beklentisi vardı. Ya Hakem'in e, artısıyla, eksisiyle, hatalarıyla yönettiği bir karşılaşma. Bundan önce yani Fenerbahçe için de artıların oldu, eksilerin olduğu maçlar oldu. Ben Hakem'e gelmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Oyun tarzı olarak Fenerbahçe e, birkaç maçtır coşkusu azaldı. Hı. Bu bence önemli. Bunu Fenerbahçeliler görüyor. Evren'e müdahale etmedim ilk bölümdeki konuşmasında. Fenerbahçeliler üzülmemiştir bu yenilgiye dedi. Ee, tabii Fenerbahçeli o değil herhalde bildiğim kadarıyla. <laughs> Fenerbahçeliler e, çoğu galibiyete sevinmeyebilirler. Hakikaten. Bir şeye takar mesela. Yani hocaya takmıştır, hoca gitsin istiyordur. Galibiyete sevinmez. Ama bütün Fenerbahçeliler yenilgiye üzülür. Neden biliyor musun? Kendisini yenilmiş hisseder. Yani bu başka bir şeydir. Zaten türbüne giden taraftar Galatasaray'da olsa Beşiktaş'ta Trabzon'da yenilgiyi yazma demez arkadaş. Yani benim bir aile dostum var. Çocuğu oğluyla bugün locaya gittiler. Maç seyretme saat 5'te. 41 bin resmi öbür türlü 45 bin taraftar var. Çok. Hangi bir şey diyebilir ki? Trabzonspor'u Dobyasan var. Duydunuz mu hiç? Çok eskiler. İmam mı tabii canım. Fenerbahçe şampiyon. Son hafta çıkıyor Trabzon oynuyor. O zaman inan 70'li yıllar. Son maçın Trabzon. Trabzon Spor 1-0 yeniyor Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe maçtan sonra tur atıyor. Hiç seyirciler mutlu değil. Şampiyon ama. Şimdi Malatya falan maçını da Aykut Hoca zamanında galiba öyle şeyler yaşamış. Son maç yeniliyorsun. Davam zamanında oldu. Bir tane Konya yenilgisi vardı. Fenerbahçe taraftarı sadece şampiyonluğa bakmaz. Sadece iyi futbola bakmaz. Olduğu her alanda yukarıda olmak ister. Her zaman şampiyon olmayabilir. Ama yukarıda olmak ister. Bu sene niye mutlu Jorge seviyor? Başını dik tutuyor Fenerbahçe'nin. Yani şimdi ben Fenerbahçe... Mesleğimiz gelir, belirli şeyleri eleştireceğiz. Yanlışlarını söyleyeceğiz, doğrularını. Çok bıçak sırtı maçı oynadı. Karagümrük maçı Allah'ın Hediyesi'ydi. Batçay ıska geçti. Stoper Ayn Serdar'ın yaptığı gibi. Batçay döndü, vurdu, golü attı. Uzatma 90 artı 5'te 5-4 yendi. Birçok öyle karşılaşma var. 6 aydan sonra olsa şey maçı 3-3'e gelebilirdi. İstanbul Spor maçı. Ondan sonra 5-2 kazandın tak tak diye. Yani olabilir bazı şeyler futbol. Sonuca bakmak lazım. Bu adam bu işi iyi biliyor kabul. Ama biz de bir şeyleri görüyoruz. Arda ittirmeye çalışıyoruz anlıyor musun? Kuntz da aldı bak koyacak Arda'yı. Şimdi diyorsunuz ki bazen fiziksel yetersizlik. Ya Dinamo Kiev'in fiziksel... Adam Lüçesko'nun jeyli adam yiyecek içlerinden geçiyor Arda. Bir gol bir asist, daha ne yapsın? Maç içerisinde bir de öyle akıllı oynuyor ki. Rahat oynuyor yani çocuk. Şey değiştiriyor Emre Berezoğlu gibi. Akın değiştiriyor, kanat. 40-50 metrelik paslar atıyor, ayağı atıyor, göğüsü atıyor. Ve geçen sene sen İsmail Kartal'ı en sert eleştiren e, evet. isimlerden birisiydin. Evet. Arda Güler'i koruyorum evet. demeci üzerinden. Şimdi baktığımız zaman da aslında benzer bir strateji Jorge Jesus'ta mı uyguluyor acaba? Özellikle lig maçlarında. Avrupa'da oynattı çünkü gene biraz daha. Bak şimdi bir şey için daha söyleyeyim. Arda'yı buraya koyduk ve yeterince konuştuk. Şimdi Crespo'da kesilmez abi türbünün hayat enerjisini elinden almayacaksın. O adamlar birbirlerine atıyorlar maçtan sonra. Bak Crespo kafayı topa sokmuş. Evet. Bak Crespo Rossi'nin golünden sonra nasıl ne yapmış. Evet. Bak Crespo'ya. Adam diyor ki ben Türk olurum diyor oynarım. Diyor. Sen bu adamı kesemezsin arkadaş. Sen çek ya maçına mı saklıyorsun Crespo ile Arda'yı? Yani maç yok bundan sonra. Bunları oynat kazan 60'ta çıkart ikisini 2-0 yap. 2-0'dan sonra 10 kişi kazan da bir şey olmaz. Tamam bu futbol bir kez döndü oldu yani bu her zaman olacak bir şey değil. Fenerbahçe sonuna kadar kafada olur bu belli. Ama birazdan konuşacağız. Biraz hakkını yediğimiz bir takım var. Orada bugün kendini gösterdi. Jesus da görmüştür. E, bir basın toplantılarına gidelim. Önce Jorge Jesus'un açıklamalarını bir dinleyelim bakalım neler söylemiş. İyi günler. E, Herkese iyi akşamlar. Ligde evimizdeki ilk mağlubiyetimizi aldık ve yine bir kişi eksik kaldığımız bir maçta. Bu sene ilginçtir ki üçüncü kırmızı kartımızı gördük ligde. Batshuayi görmüştü, Valencia görmüştü, bugün de Joao Pedro gördü. Fenerbahçe oyuncularını atmak kolay ve bugünkü kırmızı kartı gösteren hakem Ener Valencia'ya kırmızı kart gösteren hakemle aynı hakemdi. Maç 11-11 oynanırken takımım iyi bir performans sergiliyordu sahada. Ferdi'nin güzel getirmiş olduğu bir pozisyonda e, golü bulduk. João Pedro atıldıktan sonra ilk yerinin bitmesine 5 dakika vardı. O an biraz dengemiz bozuldu ama ikinci yarıya tekrardan iyi başladık. 10 kişi olmamıza rağmen baskılı oyunumuzu sürdürdük. Herhangi bir problem yaşamadık ama futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. İşimizin bir parçası bu. Bu tarz şeylere de hazır olmamız gerekiyor. Ligde hala birinci sıradayız. Olan oldu bugün. Eğer bana daha önceden sorsaydınız Dünya Kupası için verilen aradan önce Takımınız ligi, ligi birinci sırada tamamlayıp bir puan farklı lider olacak deseydiniz o zaman hemen kabul edip imzalardım. Bugünkü mağlubiyetin sebebi kontrolümüzün dışında olan bazı faktörler. Görmüş olduğumuz kırmızı karşı ve Aziz'in Serdar Aziz'in yaşamış olduğu şanssızlık ve yere düşmesi. Futbol bu yüzden eşsiz bir spor. Bazı anları kontrol edemiyorsunuz. Evet, belirtmiş olduğunuz gibi Serdar Aziz'in bugün özellikle şanssız olduğu iki an vardı. Bu maçtan önceki oynadığımız lig maçında çok iyi bir performans sergilemişti ki bana göre maçın adamıydı. Ama bugün şanssızlık yaşadı. Futbolda bu tarz anlar bazen başınıza gelebilir. Özellikle savunma oyuncularının ve kalecilerin başına bu tarz anlar daha sık gelir. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür maç öncesi içeride kazanıp gelmiştik. deplasman deplasmanlarda da fena oynamadık ama bir Galatasaray galibiyetimiz vardı. maçın mutlak favorisi Fenerbahçe'ydi. Biz sürpriz yapmak amacındaydık. E oyuna iyi başladık ama bir penaltı golüyle geri düştük. sonra rakibin eksik kalması bize biraz oyunumuzda geliş. Daha iyi oyun oynamamıza sebep verdi. Sonra oyunu ele aldık, Galibiyeti çok istedik. Oyuncularım inanılmaz şekilde zorlu süreçten geçerken biz müthiş bir performans gösterdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Evet açıklamalar bu şekilde. Jorge Jesus özellikle kırmızı kartlardan dolayı biraz kolay gösteriliyor. Bize karşı kırmızı kartlar şeklinde bir serzenişi oldu. Hakan Hoca da maçın favorisi Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe eksik kalınca biz de istediğimiz futbolu biraz daha oynayabildik dedi. Sivas Spor maçı da Sivas Spor oynayamadı mesela istediği futbol. Bir kişi eksilmesine rağmen Fenerbahçe. Pozisyon vermedi Fenerbahçe ama bugün Giresun Spor tabi burada bireysel hatalar da biraz yani Serdar Azim bireysel hataları da ön plana çıktı ama sonrasında aslında olgunlaştıramadığı atakları da vardı Giresunspor'un. Spor'un. Evet e, neticeye gelmedi. Hani özet'e girmez o pozisyonlar ama öncesinde doğru tercihleri yapabilse e, çok rahat da aslında 2'ye 1'ler, 3'e ikiler e, bulabilirdi Fenerbahçe. E tabii kapanışı Fenerbahçe kazanarak kapatmak isterdi. Çünkü araya girmek ve o puan farkına girmek önemliydi. Yani e, Jesus burada o bireysel hataları hesaplayamaz. Biraz önce de söyledim aynısını. E, Hakan Hoca için de sürpriz diyordu zaten ve o Giresun o sürprizi gerçekleştirdi Aslında ligin kaderinde Giresun değiştiriyor. Belki bu 3 puanlar işte kayıplar Galatasaray'ın içeride yenmesi Giresun'un bunlar ligin zaman zaman dengesini bozuyor. İkinci yarıda bu sürprizler olabilir futbolda. Giresun bunu başardı. da dediği gibi Serdar geçen maç çok iyi oynadı ama bu maçta hatalar yaptı. Yani futbolda biz de bunu yıllarca oynadık. Bazen böyle günler olabiliyor. Ona da adam bir yere kadar bir şey yapar. Ha diğer konularda onu oynatmadı, bunu yaptı. Evet, orada hatalar tabii ki yaptı ama bir tecrübe var e, teknik adamda ama baktığında o da bu maçtan bence eee dersler çıkaracaktır. Tabii şimdi Dünya Kupası girecek araya. Uzunca bir süre e, 25 aralığa kadar e, lig maçı yok. Trabzonspor deplasmanı ile Fenerbahçe lige geri dönecek. Hatay, Antalya deplasmanı, Galatasaray derbisi derken e, zaten hani Ocak ayı bayağı yoğun geçecek. Ondan sonra Avrupa kupaları Mart'ta başlıyor gerçi Fenerbahçe'nin ama e, biraz daha Dünya Kupası dönüşü, deplasmanları fazla Fenerbahçe'nin. Çok kısa, fikstürle ilgili bir handikap olacak mı Fenerbahçe'nin? Yani onu sorayım Altan abi, Galatasaray'a geçeceğiz sonra. Eğer Trabzonspor maçını kaybedersen, deplasmanda ki zor bir deplasman bence, Galatasaray maçını da kazanamazsan, ligin ikinci yarısında Fenerbahçe'nin fikstür avantajı olmaz. Trabzon maçını kaybetmeyeceksin, beraberlik bence e, olabilir o maçta. Galatasaray'da yenmeye yakın Fenerbahçe. İç sahada oynuyorsun. Galatasaray Ermacı Başakşehir gibi oynamaz. Çok pozitif oynadı bugün karşılaşmayı. Beşiktaş maçını çok iyi oynadı. Ama o karşılaşmada oynanacak oyun çok önemli. Ama Fenerbahçe'nin öncelikle Trabzon'a bir kere yenilmeyeceksin. Bunu kesin. Beraberlik olabilir ama yani e, bu ligde Galatasaray da orada berabere kaldı. Adana Demirspor'la berabere kaldı. Kayserispor'a yenildi. Yani Fenerbahçe'nin bundan sonra kendi seviye altındaki takımları puanı mümkün olduğu kadar az vermesi lazım. Bugün çok ekstra oldu. Peki Galatasaray'ın Başakşehir'i 7-0 mağlup ettiği maçın özet görüntülerini bir hatırlayalım. Sonrasında biraz hem bugünün hem de belki de bu sezonun en flash skorlarından birisi olan bu maçı konuşalım. Evet Başakşehirlik tarihinin en ağır yenilgisini aldı, en farklı yenilgisini aldı 7-0. Evren Turan pası şöyle atacağım bir opta istatistiği var bence çarpıcı. Çünkü herkes Galatasaray'la ilgili Altan abi de bunu çok vurgular kadro profiline baktığı zaman ve bundan önce oynadığı maçlarda attığı ve atamadığı pozisyonları düşündüğünde bir patlama bekliyordu. Çünkü Juan Mata, Mauro Icardi, Rhys Mertens, Kerem Aktürkoğlu, hatta geçen sezonki performansıyla Yunus işte Milot Raşitsa, Oliveira deyince Galatasaray'ın aslında aseti çok güçlü. Şimdi bakıyorum Opta'nın paylaştığı istatistiğe maç başına en fazla şut çeken takım 19 şutu var. Maç başına en fazla isabetli şut çeken takım ligde. 7 isabeti var. Ve maç başına rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan takım Galatasaray. 32 kez ortalama rakip ceza sahasında topla buluşuyor. Yani bu departmanlara baktığımız zaman Galatasaray'ın galiba tek eksiği pozisyonları gole dönüştürmekti. Ne dersin? Evet o da bu maçta zaten. Hepsi gol oldu baktığında. Belki 10 tane pozisyon var. Aslında son 3 hafta bunun Galatasaray sinyallerini verdi. Sezon başı sıkıntı neydi? Pozisyon üretemiyor. Galatasaray pozisyona giremiyor. Çok kaliteli oyuncuları var. Hücum gücü çok iyi. Ama işte orada üretkenlikte sıkıntı var. Ne yapıyorsun? Gomis çıktı. iki tane pozisyon. 1-0. Öyle öyle gitti. E tabii Galatasaray şimdi kadro yapısı da değişti. E tecrübeli oyuncular geldi. Hazır olan olmayan Okan Hoca yine. Yani gerçekten toparlanması Galatasaray'ın bu zamana kadar geldi. Ama son üç hafta Galatasaray artık birine bir 4-5 tane atça kesindi. Yani onu gösteriyordu ve herkes de bu yorumu yapıyordu. Sadece ben değil futbol izleyenler, Galatasaraylılar bakıyor çünkü pozisyona giriyorsun, bitiremiyorsun. Oyunculara bakıyorsun, bunları atması lazım normalde. E şimdi bu kadar pozisyona girip bu kadar direkten dönen top olur mu? Bir yerde diyorsun ki beceriksizlik veya konsantrasyonsuzluk öyle bir, öyle bir durumda. Ama bugün gerçekten belki oyunun başlangıcında maçın temposu çok yüksek değildi. E şimdi Galatasaray'ın, yani Başakşehir'de bu oyuna, bu skora aslında oyun tarzı biraz etki etti. Yani o Geriden oyun kurma işte topla çıkma olayı falan Galatasaray avantajına çok fazla oldu. Oradaki o baskıyla beraber çünkü ön alan baskısını çok iyi yaptı Galatasaray. Yani kaptığı toplarla pozisyonu buldu. E girdiği pozisyonları da attı zaten. Yani şimdi Icardi gibi bir oyuncum var. Mertens açılıyor her geçen gün. Yani Başakşehir bir daha bu ligde 7 tane kimse atamaz. Bence Galatasaray Başakşehir. Çünkü 12 haftada 8 gol yemiş. Bir maçta 7 tane gol yedi. Yani ligin en az gol yiyen Konya Spor'la beraber iki takımdan biriydi. Belki buradan birazdan konuşurdu işte Emre Hoca şöyle çıkarsaydı kadroyu böyle olsaydı filan. Ama Başakşehir de aynı Fenerbahçe gibi işte rotasyonda oynuyordu. Onlar da çok maç oynadılar. Tabii. Burada böyle bir değişiklik yaptı çıktı. Ama Okan Hoca bu saatten sonra Okan Hoca'yı konuştuk işte haftalardır işte taraftar ne diyordu işte acaba olacak mı? O, takım Okan Hoca'nın takımı mı? Yani tek direktör takımı mı filan derken Okan Hoca bu, bu suyu atlattı artık. Bu sınıf bitirdi. Yani artık Galatasaray'da Okan Hoca tartışılmaz. Neden? Beşiktaş maçı bir. Benim için en önemli ölçü. İkincisi de Başakşehir maçı. Burada hem kendi tek direktörlüğünü konuşturdu. Neden? Galatasaray takımına baktım. Takım halinde hem birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge hepsi aynı anda hareket ettiler. Ve oyunun disiplininden hiçbir zaman kopmadılar. 90 dakika boyunca Galatasaray'ı bugün izleseydi herkes. izlediler de çoğu kişi. Halen istiyor. 7-0 olmuş 8'e 9'u istiyor. İşte Galatasaraylar bunu bekliyordu zaten haftalardır. Çünkü bu tarz oyuncuları aldılar. Bu kalitede oyuncular. Neden bir türlü bu ritmi yakalamıyor? Ritmi yakalaması geç oldu. Geç oldu tam e, güç oldu ama sırada da sezon bitti. Yani sezon Dünya Kupası arası girdi. Yani Galatasaray şimdi bu aslında bir şanssızlık oldu bence. Tam yakalamıştı herkes ritmi. Ama dediğim gibi bugün Galatasaraylar zevk aldı. Ben de oyunu izlediğimde e, gerçekten gollere bakıyorsun. Hepsi böyle planlı, işte önde kaptığın toplar, aralara atılan toplar. E, Icardi şimdi inanılmaz bir yetenek. Yani ben dışarıdan mesela bu tip oyuncular egolu gözüküyor böyle. Şimdi vardır adam sonuçta dünya yıldızı. Ama sahada da bu kadar mütevazı olan bir oyuncu görmedim. Bu kadar takımı için oynayan oyuncu da son yıllarda görmedim bu kadar yıldız olup da. Yani atabileceği postonu da var atmıyor, asist yapıyor. Yani düşünsene, şimdi devamlı takım için bir şey yapmaya çalışıyor. Bu çok önemli bir şey işte. Icardi'nin o asistini sevgili Yalkın rica edebilir miyiz ya? gerçekten hani lig tarihinde gördüğümüz en özel hareketlerden birisi. Ya vermez orada o top oyuncu kendi. o Benzema'ya verdiği pası getirdi? Elbette orada açı biraz daha dik, ee, Yok, burada sola, biraz daha çapraz. Da Sol ayağı da oradan vurabilirdi ama ama yani onu hiç denemedi bile. Daha daha şeyi denedi. Yani daha basit olanı denedi. Bu çok önemli bir şey. Ya Icardi 7 sezon Inter, 4 sezon Paris Saint-Germain'de oynamış. 29 yaşında ve gerçekten de Radamel Falcao için ortaya çıkan o transfer heyecanını düşünelim. Mauro Icardi çok daha pozitif e, departmanlarla geldi. Yani kıyasladığımız zaman daha genç, e, kariyeri Falcao'dan çok da aşağı kalır değil. Özel hayatı sansasyonlarla dolu doğru ama bunu hiçbir zaman sahaya yansıtmadı. Mesela sahada koşmayan, antrenman kaçıran veya işte hani düşük enerjiyle gözüken bir oyuncu olmadı Mauro Icardi ve bence gerçekten inanılmaz bir Zaten, transfer. <laughs> Geçen haftalarda ben söyledim. O konucuyla da konuştuğumuzda <laughs> en iyi çalışan oyuncu, takıma uy uyumlu bir oyuncu, sorunlu bir oyuncu değil dedik. Ama bunu işte anlatamıyorsun yani sonuçta orada görmeleri lazım ve bu da zaten sahaya yansıdı. Evren Turan sorunlu bir oyuncu değil diyoruz. Sahada da öyle gözükmüyor ama yani şimdi öyle bir sosyal medya dönemi ve öyle bir hani çalkantıyla dolu bir magazin gündemi var ki Mauro Icardi ile alakalı. İnsan ister istemez taraftar gözüyle bakıyorum tereddüt ediyor ama Mauro Icardi sahaya bunu yansıtmıyor. Ya o bizim ülkemizde oluyor. Gelen ünlü oyuncular çok iyi oldu. Bu karşı rakip işte kendi takım kendi takım taraftarları da ya işte algılar olabiliyor yani devamlı eşiyle ilgili mesela çok gündeme evet. geliyor. Biz oyuncunun sahadaki performansıyla ilgileniyoruz ve bunu da göstermeye başladı. Önemli olan bu. Okan Hoca bunu almaya çalışıyordu ve bunu başarıyor. Raşiska da çok iyi işler yaptı. Bence Mertens'e bıraktığı bir asis var. Onu da biraz önce gö göstersin. Yani o topun hızı, o topu attı Mertens'in golünde öyle topu bırakmak kolay değil. Orada bir tane biraz daha hızlı koysan o topu öyle vuramaz. Bence Galatasaray'da Raşit Kayseri <laughs> deplasmanından itibaren ilk 11'e monte olması Galatasaray'ın enerjisini arttırdı. İşte burada senin dediğin servis. Bak şurada mesela o top, o dokunuş çok önemli. O Biraz daha hızlı atsan onu havaya vurabilirsin. Veya yavaş atsan rakip gelebilir. Yani bunlar, bu asistler çok önemli. Basit geliyor ama... Gerçekten oradaki topun çok önemli. Bence Raşit 11'e monte edilmesi Galatasaray'ın ön taraftaki dinamizmini artırdı. Altan abi yani kadro profiline baktığımız zaman sen e, öyle araya giderken, özete giderken e, pası vermiştin. Yani Galatasaray'ın biraz kadro profili e, es geçildi galiba. Biraz ritim bulunca Galatasaray ön tarafta bugünkü atakları özellikle çok organize, çok bilinçli ve oyuncuların CV'sini sahaya yansıttığı anları gösterdi bize. Ne dersin? Şimdi iskeleti, iskeleti ve omurgası oturmuş bir takımdan bahsediyoruz. Buradaki kritik dokunuş Yunus'un yerine Raşit San'ın geçip... ...sol beki bir Türk'le oynamaya başladı. hoca ee, Gerçi bugün Emre sakatlandı ama ki ağzımda girdikten sonra... ...zaten oyun penaltıdan sonra çözüldü. Ee, Başakşehir bence Emre Berezoğlu tamamen yanlış tercih etmiş. Bir de bazen öyle şeyler vardır. Ee, yani böyle çok sert bir maça çıkarsın ama... Seni duygusallaştıran bir neden olur. Şimdi Okan Buruk onun kader arkadaşı. Oradaki şeyler Galatasaray'daki günleri UEFA kupası şu bu. Bence Emre Berezoğlu'nun maça çok konsantre olduğunu düşünmüyorum taktik açısından. Bakın bu gol e, ilk gol. E, şimdi kaçan gol geliyor. Birazdan dördüncü ve beşinci golleri ikinci yarıda seyrederken bir bakmak lazım. Başak oyuncu daha az. 4. ve 5. çok enteresandır yani oradaki Galatasaraylı oyuncuların isteği hırsı ben 7'den sonra zeyretmedim de 8. golü arıyorlarmış yani evet. sosyal medya yıkılıyordu Galatasaray 8. gol bu bir motivasyon ama karşı tarafında bir düşmesi yani bu kadar çok bazı maçlar vardır bırakmazlar oyunu neden 5 olmasın der adam yani hoca da şey yapar Zaten görür yenildiğini yani ezildiğini. Aman 5 olmasın. Mesela 5 olursa 6 olmasın. 6 olursa 7 olmasın. Ben öyle bir Southampton'ın defans yaptığını hatırlıyordum. 9-0 oldu. Onu yememeye çalışıyordu Liverpool'dan. Hatırlıyor musun o maçı? Tabii, tabii hatırlıyorum. Golü yememeye çalışıyorlar. 10. golü yemeyelim. O çift rakama git de tüm takım 9-0'da defa. Bu Galatasaray her pozisyonda tek geliyor. Ama Galatasaray açısından bir şey söyleyeyim. Tabii. Şimdi oyunu oynarken saha içerisinde uyum önemlidir. Fakat bir de futbol aklı denilen bir şey var. Ama demin Fenerbahçe'den koyduk. Fenerbahçe'de çok fazla bireysel yetenek var. Bazıları genç bazıları şey. Galatasaray'da Roma oynamış. Serie A oynamış. E, e, Belçika Ligi, Belçika milli takımında oynamış. Çok önemli oyuncular var. Icardi farklı. Yani bugün Nunez'i çıkar Liverpool'dan. Alvarez'i alma Manchester City'ye. Onlardan çok daha iyi bir oyuncu. Bulunduğu yerde değil, hakkı değil. Yani inşallah Galatasaray'da biraz daha kalır. Önümüzdeki yıl da kiralarlar. Tam olarak aynı şeyi düşünüyorum. Yani Mauro Icardi profili özel özel hayatındaki sansasyonlar nedeniyle buraya gelirken biraz es geçildi. Sen dedin yani bazı evet. oyuncular bazı Ama bak, oyuncular es geçiliyor. Ama bak sen orada diyor. bir tane bir şey bir hafif yanlışa ayak bastın. sosyal medya büyütmüyor. Sosyal medyayı onlar kullanıyor. Onlar sosyal medyada bunların yer almasını isteyip konuşulmak istiyorlar. Ailece konuşulmak yani kimse Instagram'dan bilmem nereden birbirlerine resim koyarak canlı yayın birisi Arjantin'e gidip bir rapçiyle resim çektiriyor oraya koyu öbürküsü gidiyor bilmem ne yap. Yani bu sosyal medyayı yarattığı değil. Burada hepimiz şaşkınız. Neden? Bu adam gelmeden önce bir röportajını okudu. Galiba Paris Saint Germain'e transfer olduğunda ben, ben futbolla ilgilenmiyorum diyor. Hiç maç seyretmem diyor. Program seyretmem. Ben sadece sahaya çıktığımda profesyonel olarak futbol düşünürüm. Onun dışında futbol benim hayatımda yok diyor. Bu kadar gamsız, rahat bir oyuncu. Bunu bir de kim diyordu biliyor musun? Nikolas Anelka. Ha. Ben futbolda hiç ilgilenmem diyordu mesela Anelka. Olabilir. O yani futbolcu zaman zaman böyle bir kopmaları başka yerde yansıtabilir. O attığı pas e, anlayabiliyorum onun neden attığı pası. O maçı hissetti. Maçın koptuğunu hissetti. O konuşulmak istedi. Yani o gol çok rahat sola çekersin. Kaleciyi çalımlarsın veya üstünden açırsın. Kaleci geliyor karşını gördü. O hissetti şeyi. Yani bu kariyerinin en güzel paslarından biri. Sen bile bu kadar futbol seyretmişsin. Guti'den sonra diyorsun en ikonik pas Süper Lig Şimdi çok Balotelli hissetti. 7-0'lık çok... geçen seneki Adana Demirspor maçının attığı gol hatırlıyor musun? Ronaldo gibi fenomen Ro... Ronaldo. Sağa sola çekerek. Hayır hayır böyle aya şey ters ha, ayakla tabi Onu hissetti. Yani burada da Icardi hissediyor. Ya şimdi bu Galatasaray'daki bu saydığımız hocam Mertens işte mata girdi. Çok tecrübeli oyuncular. Maçın o gidişatında sadece ona topla bakma onlar topu aldı. Top oyunda da çok önemli yerler açıyorlar sana. Bugün mesela Oliveira uzun süreden beri ben son yıllarda bu yön değiştirme işte uzun toplar, ters toplar bunları çok fazla görmüyoruz. Artık futbol böyle toptan hızlı olamıyorsun dünyada. E nasıl Manchester City izliyorsun işte atıyorlar oradan oraya 30 metre falan. Bugün Galatasaray bunları yaptı. Oyunu çok çabuk yönünü değiştirdi. Hızını değiştirdikten sonra çünkü Başakşehir savunması da Dengesiz yakalandı Bunlar önemli şeyler Ya yani oyunu bir genelde bütün de izlediğin zaman Çok doğru hareketler oldu Doğru bir oyun oldu Yani bu skor sadece tesadüf 7 tane hata geldi 7-0 yendi falan değil Galatasaray doğru oynamaya başladı Galatasaray hızlı oynamaya başladı Bak çabuk oynamak evet acele oynamak var bir de Sezon başı Galatasaray Çarçur acele oynuyordu yani Çabuk kaleye gidelim hızlı oyunu işte Bir oyun şeyi yoktu Şimdi Galatasaray takımı olma yolunda ilerliyor Bugün bunu gösterdi Oliveira e kaç defa ters top attı Raşıskaya yani bunlar çok önemli şeyler ve oyunun yönü oraya kaliteli top gittiği zaman çok daha oyunu kaleye doğru daha çabuk akıyorsun, alanlar boşalıyor. Bir teknik direktörleri dinleyelim, hem Okan Hocayı hem Emre Hocayı sonrasında sohbetimize devam edelim. Gerçekten çok acı verici kötü bir gece. Ee, Takım adına, kendi adıma çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bizim için çok acı bir ders oldu, çok büyük bir ders oldu. Ee, hepimize seviyemizi, gelebileceğimiz sevi seviyeyi de gösterdi bu arkadaşlar bize sezon başından beri ama bugün itibariyle oyuna bağlı kalmayıp, organizasyona bağlı kalmadığımızda hepimize de bence seviyemizi gösteren bir maç oldu Galatasaray'ı. Okan Hoca'yı tebrik ediyorum. Yani bizim dışımızda da bu ülkede herkes böyle bir skor hayal etmiyor herhalde diye düşünüyorum. Oyuncularımıza bizler hepimiz seviyemizi gösteren bir maç oldu bence. Sevimiz derken yanlış anlaşılmasın sevimizde neler yapabileceğimizi gösterdik aslında herkese ama e, en ufacık bir boşlamada böylesine yüksek kalitede oyuncuları olan takımlara karşı nasıl durumlara de hep beraber yaşamış olduk. Bugün tabii ki maç öncesi e, kazanma hedeflerimizin olduğunu söylemiştik ama tabii ki e, bu kadar farklı bir galibiyet bizim için e, çok etkileyici oldu. Bir e, ligde tabii ki 8 gol yemiş bugüne kadar bir takıma karşı ve oyun olarak ligin en güçlü takımlarından biri. Avrupa'da da çok önemli işler yaptılar Emre Hoca ile birlikte. Yani ligin en iyi takımlarından birine böyle bir sonuç almak bizi tabii ki çok mutlu etti. Onun yanında maça erken golle başlamamız, ilk yarının sonunda attığımız iki gol ikinci yere çok daha rahat oynamamızı sağladı. Maçın başından sonuna kadar e, öndeki baskımızı devam ettirdik ve e, oyun olarak e, istediğimiz oyunu e, hem skor olarak bu sefer sahaya yansıttık hem de oyun olarak e, sahaya yansıttık. Bugün tabii ki maç öncesi Fenerbahçe'nin 3 e, puan kaybetmesi bizim için tabii ki ayrı bir motivasyon oldu. Ee, onun yanında e, tabii ki e, ligde de ikinci sırada bitirmek, e, ilk e, bu periyodu ikinci sırada bitirmek ve puan farkı olarak yaklaşmak e, bizim için hedefti. E, Yunus da bizim yani bunu maç öncesi söyledim, çok güvendiğimiz beğendiğimiz ve e, ileriye dönük çok işler, iyi işler yapacağını düşündüğümüz oyunculardan biri. Ee, ve Yunus'a e, milli takım arasının da iyi geleceğini ve milli takım arasından sonra yine Yunus'un e, bu takım için önemli biri olduğunu tekrar ortaya çıkartmamız gerekiyor. Bunu tabii ki tek başımıza yapmayacağız. Yunus'la beraber yapacağız. Ve e, Yunus'a güveniyoruz. Birincisi tabii ki bu arayı istemezdim ama e, farklı bir şey yaşayacağız. Bir kere Dünya Kupası arası ilk defa olan bir şey. Kasım'da olan e, bir şey. Onun yanında en çok Dünya Kupası'na oyuncu veren takımız Türkiye'de. Beş tane oyuncumuz Dünya Kupası'na gidecek. Evet, önemli konu başlıklarına değindi Okan Buruk. Emre Belezoğlu da e, kendi takımına e, eleştirilerde bulundu. Şimdi Evren Turan, Kerem Aktürkoğlu 3 golle bir patlama yaptı ki e, sezon içerisinde bu noktaya gelene kadar... Özellikle e, mental anlamda motivasyon anlamında çok düşük enerji verdiği anlara tanıklık ettik Şimdi Yunus Akgün de aslında benzer bir süreçten geçiyor Hoca da değindi e, sizin görüşünüz nedir bu iki yani oyuncağı? Kerem böyle? geçen sene çok iyi performans gösterdi ama takım iyi değildi Bu sezonda o bir bocalama geçirdi bir iki gol attı İşte bundan sonra bir üç gol hat-trick yaptı bugün e, Bu süreci o da biraz sancılı geçirdi ama atlatıyor yani sonuçta o şansı buldu ve değerlendirdi ama Yunus için aynı şeyi söyleyemiyorum. Yunus biraz daha bu konuda e, olaydan daha çabuk kopuyor gibi. Şimdi Okan Hoca ona bir destek verecek evet. Ama işte bu transfer planlamasında yerli oyuncularla beraber bir şimdi iki kanat oyuncusuna sezon başı başlıyorsun ya dünya yıldızlarını alıyorsun ve onlarla beraber hedefe gidiyorsun. Şimdi onların performansı düşünce alternatiflerini az. E şimdi Yunus bir taraftan diyor oynarım her türlü o şansı da alıyor. Ama sonraki süreçte bunların işte anlaşmaları var biliyorsun iki oyuncunun da. İşte daha düşüğe oynuyorlar diğer oyunculara göre. Kerem'de bir yaptırım yapıldı biraz daha şimdi artırım olacak. Ama Yunus'la ilgili çok düşük bir rakama işte 40 bin euro gibi senelik bir rakam oynadığı söyleniyor. E tam teyit edemedim ama doğru çok ucuz bir rakam oynuyormuş. E Şimdi bu süreç tabii ki maddiyat futbolcunun için önemlidir. Ama sahaya çıktığın zaman bazı şeyleri de bir kenara koymak zorunluluğu var. Elbette tabii ki bir anlaşma olacaktır. Ama Yunus'un geçen haftaki vücut dili işte bir anda kesildikten sonra bütün şansı ona verdi hoca onu kullanamadı. E, Raşiska formayı aldı şimdi. O orada götürüyor artık. Şimdi bir de şu var. Ters ayaklı oyuncular hani biz e, artık son yıllarda kenar oyuncuları ters ayaklı oyuncular da çok fazla oynatılıyor. Ama baktığında şimdi sağ ayaklı oyuncu Raşiska ters ayaklı oyuncu değil. Orada daha çok iş yaptı. Yani Yunus alıp alıp içeri giriyor. Yunus'tan şunu göremedik mesela. Adana Demir'deki o performansı. İşte Defans arkasına koşular, alıp içeri girmeleri falan bunları hiç görmedik. O fizik yapısında değil, hazır değil. Ya mental olarak hazır hazır değil, ya da fizik olarak hazır değil. Ee, bu süreci böyle sancılı geçirdi. Toparlayabilir bir şansı var. Eğer toparlayamazsa zaten buralar büyük takım. Toparlayamazsa eğer takımla anlaşmazsa veya nasıl şartlarını bilmiyorum. E, onun için başka bir macera açılabilir. Eğer ben bu işte zorlayacağım, ben Galatasaray'da oynayacağım. Ben Raşistka'yı keseceğim, ben bu takımı bırakmayacağım, ben Galatasaray Yunus olarak burada şampiyonluk yaşayacağım bir hedefi varsa o zaman başarılı olur. Ama e, çabuk pes etmemek lazım, vücut dili geçen haftalarda iki hafta oyuna girdi, iyi değildi. E, bundan sonraki sürece hep beraber bakacağız. Bu ara onun için bir şans, eğer yönetim onunla anlaşmayı yapar, iyi bir sözleşmeyle beraber tekrar inşallah morallenir e, Galatasaray'a katkı. Oyuncuyu kaybetmek çok kolay. Bizim zamanımızda çok kolay kaybedebiliyordum mesela oyuncuyu. Şimdi oyuncuları kaybetme yani kaybettiğin zaman bir daha belki toparlayamayabilirsin. Oyuncu da bu şansı yakalayamayabilir. Çok para kazanabilirsin. Ama hedef, hedefte kalabilmek. Yani 2 milyon euro kazanacağına 1,5'u kazanıp Galatasaray'da olabilmek veya Avrupa'ya gidebilmek bunlar ayrı şeyler. Yani oyuncunun hedefi ne? Onu iyi kestirmek lazım. E şu an için %50'liyim. Yunus'ta kafamda karışıklar var yani. şurada e, şu da bir gerçek. Yani Milot Raşitsa Werder Bremen'deyken e, öyle bir performans ortaya koydu ki Premier Lig Premier, e Premier Lig takımı Norwich transfer etti. Bir alt lige düştü Norwich ve şu anda işte izliyoruz Hull maçlarından da dolayı. Yani alt liginde en iddialı takımlarından birisi. Ve Galatasaray'a kiraladı Raşitsa'yı satın alma konusunda da bir opsiyon vermiyor Galatasaray. Yani Premier Lig'e çıkarsa Norwich, Milot Raşitse'yi de Galatasaray'a bırakmayacak. Yani Alamazsın onu. forma rekabeti verdiği isim de böyle bir isim Yunus Akgün. Yani bunu da bu gerçeği de bir aslında masaya koyup Yunus Akgün aslında bireysel performansın daha da ne kadar arttırması gerektiğini vurgulayan bir data var ortada. Bir reklam arası rica edeceğiz izleyicilerimizden. Sonrasında reklamların şu maç raporu devam edecek. Maç raporunun artık yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Altan abi az önce fikstürü sormuştum Fenerbahçe ile ilgili Galatasaray ile ilgili de kısaca değerlendirmeni alayım. İstanbulspor, Sivas Deplasmanı, Ankara gücü Fenerbahçe maçına kadar Dünya Kupası dönüşü fikstürü bu şekilde. Galatasaray'ın bu noktada bir avantajı olduğunu düşünüyor musun? Bazı avantajları var İstanbul'da oynayacak maçlar. Yalnız Dünya Kupası dönüşü Sivas Deplasmanı kaç derecede oynanacak o şartlar, sağ şartları çok önemli. Aralık ayı tam yılbaşına 2-3 gün kalıyor. Yani e, İç Anadolu'nun erken Karla tanıştığını, Sivas'ın en yoğun olduğunu bildiğimiz için şartlar çok önemli. Ha yeni Sivas stadının ee, zemini de iyi ama yani şu anda bence şanssızlık oldu Galatasaray'ın araya girmesi. Okan Hoca'nın o ee, serzenişine katılıyorsun evet. yani. Evet evet erken yani keşke bir ay daha olsaydı derler Galatasaray. Benzer bir durumda Fatih Hoca'nın Galatasaray'ı yakalanmıştı pandemi hatırlıyor musun Evren Turan? 7 maçlık bir galibiyet serisi var. Beşiktaş beraberliği sonrası pandemiden liglere ara verilmişti bazen bu aralar çok şey evet. olmuyor yani yaramıyor da bu arayı aradaki şeyde maç oynamak çok önemli Galatasaray o arayı çünkü sezon başı o sıkıntıyı çekti tam ritmi yakaladı ara oldu şu an evet. yani o kötü bunu yönetmek de herkes için yeni bir deneyim evet. olacak tüm takımlar için formsuz formda tüm teknik direktörler için bu süreci yönetmek yepyeni bir deneyim Evren abi Altan abi ağzınıza sağlık teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler böylelikle maç raporunun sonuna geliyoruz hepinize emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum hoşçakalın